Yaklaşık bir saat önce bir gürültüyle uyandım. Yatak odasında arabanın tekerlekleri komple oraya indirmiş aşağı. Bizim diğer aile üyeleri feryat figan zaten. Çıkamadım kapıdan. Sıkışmadan dolayı kapılar sıkışmıştı. Camdan çıkınca koştum. Abim enkazın altında kalmıştı. Gördüğünüz üzere resimlerde de var zaten. Mutfak bölümü tamamen gidince enkazın altında sıkıştı. Öyle bir yerde sıkıştı ki 30 ton demir var, inşaat demiri. Zaten çıkarttılar, görürsünüz. O inşaat demirlerinin altında ve duvarın arasında sıkıştı, hiçbir şey yapamadım. Sağa sola işte haber verdik, geldiler. Durum gördüğünüz gibi yani. Abim şu an hastanede. Tır şoföründe bir sıkıntı yok zaten. Kapıdan indi. Kullanılmaz halde şu anda zaten. Evde kaç kişi yaralı? Şu anda yaralı olarak orta ağır, yaralı orta ağır yani, tam çok değil, bir abim var. Bizde bir şey yok. Ama o an o bölümde bulunmuyorduk. Yoksa evimiz gitmiştik. Burada sıkıntı şu. Defalarca müracaat etmemiz ve dile getirmemiz yaptığımız halde buna bir önlem almıyorlar. Tırlar buradan çok tehlikeli. Kışın 5 santim kar varken buradan aşağı tır iniyor. Yani ondan sonra soruyorsun, gecekondu tam şeyde virajda diyorlar. Yani suç gecekondu da değil. Burası 30 yıldır biz buradayız. Son 2 yıldır bunlar başladı. 30 yıldır ben burada böyle bir şey bilmem. Buradan tünele bağlanmaya çalışıyorlar. Zaten tünele de bu tırların girmesi yasak bildiğim kadarıyla. Ağır tonajlı araçları. Evet. Buradan aşağıdan malumunuz gördünüz, tünele girmek için tepeden aşağı iniyorlar. Burada bir nokta yok. Yukarıki nokta da çok tehlikeli, şu nokta da çok tehlikeli. Geçenki nokta şuradan 50 metre aşağıdaki nokta. Oradan aşağı indi. Aşağıda evet. Eve girerdi neredeyse. Yani çünkü malumunuz öyle çok uzun bir tır. Yani normal şartlar altında bunları zaten belirli saatlerde bile çıkartıyorlar. Yani burası aslında ara yol, tali yol. Evet. Burası şey yol değil, üst yoldan gitmesi lazım. Yetkililere söylüyorsun, biri ben ne yapayım, öbürü ben ne yapayım. Oraya tabela koysan da fark etmez. Bunun bir çözümü olması lazım. Bu burada bitmeyecek. Yarın, öbür gün, bir ay sonra. Çünkü en son şu direkleri bir hafta önce değiştirdiler. Şuradaki aşağıdaki telefon direkleri kırılmıştı. Bir hafta önce. Ondan bir ay önce minibüs uçtu şuradan aşağı. Yani bunun sonu gelmiyor ve çözüm bulamıyoruz. En sonunda diyecekler gece kondunu yeni değiştirin. Yani ya da kalkın gidin diyecekler herhalde yani. En sonunda o. Yani gelende buradan inende suç yok. Gece kondunun yeri yanlış konumda. Böyle bir muhabbet çıkıyor.